Kalem kağıtlar hazır olsun. Zamanı geldiğinde paylaşırız. Telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım, sonra devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. İzleyicimiz nereden arıyor? Ege, İzmir'den. İzmir'e selam edelim. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun İzmir. Buyurun. Yayındasınız şu anda. Hayırlı sabahlar. Teşekkürler. Buyurun. İyi yayınlar. Buyurun. Sevgiler, saygılar. Sizleri severek cuma ve cumartesi günü her gün hiç kaçırmadan severek izliyorum hocam. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Buyurun. Size genelleme bir soru soracağım. Çok da duygulandım ama annemle alakalı bir soru soracağım. Annenizle ilgili. Evet, kendi annemle. Evet. Ben annemin soruyla evlendirildim. Daha sonra ayırmaya kalktı. Tabii onu beceremedi. Sonra eşim, ben kısa özetleyeceğim. Çünkü çok uzun anlatmam, süre yetmez. Sonra eşim yıllar sonra bir hastalığa, dermatit bir hastalığa yakalandı ve vefat etti. Bu süre içerisinde, sağlığı döneminde çok eziyetler etti annemin içine. İstiralar attı. Yani çok üzdü. Ailesine varıncaya kadar küfürler, affedersiniz, hakaretler. Bayramlarda, özel dini bayramlarda, milli bayramlarda hep böyle sürekli, hep böyle kavgalı geçti. Eşim de çok iyi bir insandı. Merhametliydi. Allah korkusu olan bir insandı. Ama neden bunu böyle yaptı, bir türlü anlayamadım. Ama annem sormuştu. Kalkıp bir şey diyemedim anneme bugüne kadar. Eşime derdim hep kız. Kız ki yani bir daha böyle bir şey yapmasın. O da diyordu niye kızayım, o benim büyüğüm. Annem yerinde olan bir insan. Neyse, tabi yıllar sonra annem tabi şimdi benim yanımda yaşıyor. Kışın geliyor, yazın gidiyor evine. Bir vitede yaşıyor. Ancak annemi görünce geçmiş yıllarım aklıma geliyor. Yaptıkları eziyetler aklıma geliyor. Sonuçta annemdir, üzülüyorum, acıyorum bir yandan da. Annemi görünce kalbim hızlanıyor, kalbim çarpıyor. Yemeğini veriyorum, banyosunu yaptırıyorum ama ona rağmen hala içimdeki bu his, bu nefreti atamıyorum. Üzülüyorum da. Allah korkusu olan bir insanım. Namazından yasında olan bir insanım. Kendi annem diyor neden bunu yapıyorum. Hep içimde böyle. Evet. Nefret var. Yıllara yaşattım bu nefret, içimden söküp atamıyorum. Hocam bana lazım diyor, bunu ne yapabilirim? Evet. Eşiniz sağ mı? Yok, eşim vefat etti. Eşiniz vefat etti. Evet. Bu yaşattıklarından dolayı ben anneme çok kızgınım, kinliyim diyorsunuz, öyle mi? Evet. Anne zoruyla, yani baskısıyla evlendiniz eşinizle ama sonra da ayırmaya çalıştı sizi eşinizden, evet. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Hem evlendirdi hem ayırmaya çalıştı. Aynen öyle, ama birbirimizi sevdik. 3 tane çocuğum oldu. Allah bağışlasın. Allah sağ bağışlasın. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Ellerinden öper. Ama şimdi 90 yaşında. 90 yaşında? Evet, 90 yaşında. Şu anda. Kim bakıyor peki? Kışın benim yanımda kalıyor 4 ay. Diğer günler kendi evinde kalıyor. Hmm. Maşallah sağlıklı, el ayağı tutuyor. Sağlıklı. Çok zekalı. Çok sağlıklı anneniz. Evet. Hala aynı mı peki, yani bu tavırları, size olan bu baskıları devam ediyor mu hala? Yok, hayır. Geçti, yapmıyor. Hala daha geçen seneye kadar nereye gittiniz, nereye geldiniz, ne yapıyorsunuz? Sürekli böyle sorular, sürekli karışmalar evin içinde. Anladım. Ama bir yıldır yok, karışmıyor. Ya şimdi artık karışmıyor. Farkında yani. Şimdi biz tepki göstermeye başladıkça biraz kabuğuna çekildi açıkçası. Anladım. Şimdi siz benim yani, anladığım şu, geçmiş yıllarda maruz kaldığınız bu baskıları unutamıyorsunuz. Bu yüzden annenize kinlisiniz.
bundan nasıl kurtulurum diyorsunuz. Yani her anneyi gördüğünüzde de bunları hatırlıyorsunuz ister istemez ve mutsuz oluyorsunuz anladığım. Hocamdan bu konuda tavsiye istiyorsunuz. Doğru mu? Doğrudur. Evet, ne yapabilirim? Evet. Annem, üzülüyorum. Hatta akşam annem uyudu. Saatlerce baktım, yüzüne ağladım. Ama içimdeki nefreti aşamıyorum. İçimdeki nefreti aşamıyorum diyor hocam. Anneme duyduğum nefreti içimden atamıyorum. Zamanında öyle baskılara maruz kaldım ki, öyle acılar yaşattı ki anne bana. Şu an 90 yaşında olmasına rağmen ben onları unutamıyorum diyor hocam. Nasıl unutabilirim diye soruyor. Ya, teşekkür ediyoruz. Şimdi, hocamızı dinleyelim. Bir soru soracaktım lütfen. Başka bir soru mu? Evet. Nedir? Onu da not alayım. Şimdi çok şükür Allah'ıma, şükürler olsun, elhamdülillah, namazımı kılıyorum. Ben resmi kurumda çalışan biriyim ben. Evet. Ve fırsat buldukça değil, her gün kılmaya çalışıyorum. Ancak yorgunluktan dolayı, bir de dizlerimde kireçlenme, sıvı kaybı var. Doktorlar bana namazını kıl veya kılma demediler. Evet. Ancak ben oturarak kılıyorum. Dairemde de bir sandalyede kılıyorum çünkü uygun yer yok. Çalıştığınız yerde de aynı şekilde kılıyorsunuz. Evet. Evet. Daha sonrasında eve yatsıma namazında çok günün yorgunluğundan dolayı, dizimin artık ağrısından dolayı akşam yatsı namazlarını çoğunu sandalyede kılıyorum. Ki oturup daha önce oturup kıldığım namazlarımı akşam yatsı namazında yorgunluktan dolayı sandalyede kılıyorum. Acaba bir mahsuru olur mu veya kılmaya devam edelim? Peki, dizlerimde sıvı kaybı var dediniz, rahatsızlığınız var. Evet. Ondan not aldım. Peki sırayla gidelim. İlk sorumuzdan başlayalım. Teşekkür ediyoruz. İzmir'e selamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılar bizden. Sağ olun efendim. Evet hocam. Muhsin Bey, Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden biri de sabır kelimesidir. Ya sabır kelimesi. Ya eyyühellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu. Sabredin. İki defa bakın. Bir ayette iki defa. Sabredin, sebat edin anlamında. Hanımefendi kardeşimiz, annesinin yaptığı davranışlar doğru mu? Doğru değil. Doğru değil. Ama değil mi ki annemiz, yani annesi kendisine hamileyken çektiği sıkıntıları şöyle bir gözünün önüne getirsin. O günün şartlarında hangi psikolojik ortamda idi anne? Niye o şekilde davrandı? O yüzden şu kini bırakmalı. Anneye olan kini bırakmalı. Ve yani anneye sert tepki de, 90 yaşında ya, o annenin duasını almalı. Duası makbul bir hanımdır artık o. Yani anne ve men nuammirhu nekisü fil halk. Kimi yaşatırız? Onu baş aşağı ederiz. Sanki ikinci çocukluk devresi yaşıyor. Yani çocuğumuz şurada bir yaramazlık yapsa tokatlar mıyız onu? Şu an zaten eski hali yok diyor hocam. 90 yaşında. 90. Ama bundan birkaç sene öncesine kadar devam etmiş bu baskısı, bu zulümleri. Ama devam bizim etmiş. Tepkilerimiz dolayısıyla o da sustu diyor. Evet, yani. Onu da söyledi. Öyle, o yüzden hiç tepki değil. Bu elini nefreti öpmeli. Nasıl aşabilirim? Efendim? Nefreti nasıl aşarım diyor. O içimdeki anneme duyduğum kini i̇şte nasıl atarım? Onları bir gözünün önüne getirmeli. Annem hangi şartlardaydı? O günkü ortamda annem öyle davrandı. Ben onu mazur görüyorum. Sanki olmamış gibi düşünüyorum. Yani ben hoş görüyorum. Annem ben bebekken nelerime davrandı, nelerime katlandı. Ben annemin bu tavırlarına katlanacağım. Ve böyle sert davranma, sert cevap verme, asık yüzle bakma, bunlar olmamalı. Cenneti Allah onun ayağının altına koymuş. Amin. Onun, annelerin yani şimdi altına. Var hayattayken belki öyle kadri bilinemeyebilir ama vefat ettikten sonra öyle bir hasreti olur ki, hayatta olsa da ayaklarını öpseydim der insanoğlu. Anne başta tacımış, her derde ilacımış. Bir evlat pir olsa da anaya muhtacımış. Evet. Ya Resulallah, insanlar içinde en çok kime iyilik edelim? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra kime? Babana. Bak, üç defasında anne. Niye üç defasında?
anne bir müddet karnında taşıdı, bir müddet bağrında taşıdı, ömür boyu da kalbinde taşıdı. Şimdi bu üç döneme işaret olsun diye Allah'ın Resulüne sorulduğunda insanlar içinde en çok kime iyilik edelim? Üç defasında annene diyor. O yüzden ya şu nefsimize, hırsımıza, öfkemize mani olup annemize saygıda kusur etmemeli. O nefreti onun çıkarıp atıp almalı. Onun yerine sevgi saygı yerleşmeli diyorsunuz. Yani onun alınmamalı. Annem öyle davranıyor ama mazurdur o, olsun. Evet. Öyle davranabilir hocam, o. Hocam sabrettiği takdirde bunun mükafatı ahirette zaten olacaktır. Bunu böyle de belki düşünmek lazım. Böyle bu bir imtihan olabilir, evet. Sınav olabilir. Bu sınavı vermek için sabır lazımdır. O nefret yerine sevgi saygı lazımdır ki ahirette karşılığını öyle alabilsin. Evet. Böyle düşünmek belki icap eder. Hocamızın tavsiyesi bu yönde. Hocam peki diğer sorusu. Dizimde sıvı kaybı var. Çalışıyorum da aynı zamanda. İş yerimde oturduğum yerde sandalyeden kılıyorum diyor. Evde de çok yorgun oluyorum. Oturarak namazlarımı kılıyorum. Taat takate göredir. Bu cümlenin altını çizelim. Taat takate göredir. Yani gücüm neye yetiyorsa ona göre. Dizlerinde sıvı kaybının ne demek olduğunu ben biliyorum Muhsin Bey. Hakikaten kolay değil. Hanımefendi işte yoruluyor. Dizlerinde su kaybı var. O halde sıvı kaybı var. O halde oturduğu yerde de kılabilir. Rabbim kabul buyursun. Bir mahsur yok diyor hocam. Evet efendim. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.